Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Çok kıymetli izleyicilerimiz, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Geceniz mübarek olsun. TV Yalova'nın Süleyman Çelebi ile Ramazan buluşmalarının 24. programını bu akşam inşallah icra edeceğiz. Güzel bir konu seçtik. Ramazan'ın ruhuna da uygun. Değerli bir misafirimizle, konuğumuzla inşallah bu konu üzerinde duracağız. Şimdi programımıza geçiyoruz. Allahümme inni es'elükel afve vel afiye. Allahümme inni es'elükel afve vel afiye. Vel muafate fi dünya ve'l-âhiret ve'l-muafate fi dünya ve'l-âhiret. Değerli izleyiciler, bu akşamki konumuz hepimizin içinde yaşadığı nimetler, yani nimet konusu ve bunun mukabili şükür. Bu iki terim üzerinde İnşallah gecemizi değerlendireceğiz, saatimizi dolduracağız. Misafirimiz, değerli hocamız, Ribat Derneği'nin il temsilcisi aynı zamanda. Ömer Anlayışlı, Hacı Ömer Anlayışlı hocamız. Sayın hocam, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam, teşekkür ederim. Davetimizi kırmadınız, Allah razı olsun. Amin, Allah şimdimizden razı olsun. Hocam şimdi biz konumuza geçmeden önce... Tabii Yalova'da sizi birçok STK'larda da göreviniz var. Muhtelif görevlerde icra ediyorsunuz. Birçok insan sizi tanıyor tabii ki ama adettendir. Programımızın başında yine konuklarımıza kısaca bir kendilerini tanıtım noktasında bir talebimiz oluyor. Kendinize kısaca tanıtır mısınız? Evet, kıymetli hocam. Adım Hacı Ömer Anlayışlı. 1968 Ordu Kumru doğumluyum. Yalova'ya 1995'te geldim. Yalova Dereköy'e İmam Hatip olarak geldim. 2000'de merkeze geldim imam olarak. Yalova'ya gelince Fatih Camii'ne geldim. Şu anki müftülüğümüzün yanındaki camiye. Tabii Yalova'da imamlıkla beraber imamlığın gereği olan önderlik. Önderlik camide olur, sosyal hayatta olur, her yerde olur. Biz görevimizin gereği STK'larda, farklı yerlerde önderlik yapmaya çalıştık. Daha doğrusu Yalova'da bilindiğimiz alan daha çok sivil toplum hareketleri, yardım faaliyetleri. Allah'a çok şükür. Konumuzun da gereği yardım etmek, halka önderlik etmek büyük bir nimet. Çok güzel bir nimet. Rabbim şükrünü eda etmeyi bizlere nasip eylesin. Amin. Evliyim tabii. 4 çocuğum var. 2 yaşında torunum var. Allah Elhamdülillah. 2 yıldır da emekliyim. Mihraptan emekliyiz ama faaliyetlerimiz devam ediyor. Allah'a şükür. Hocam konusu açılmışken bu STK'larda görevlerinizle alakalı özellikle bu Ribat Derneği nedir, ne yapar? Kısaca bize ondan temas etseniz ya geçsek. Ribat Eğitim Vakfı Konya merkezli bir dernek. 1980'de Konya'da kurulmuş bir dernek. Ribat Dergisi. Aynı zamanda dergi faaliyetleri de var. Özel okul faaliyetleri var. Biz de Yalova olarak Ribat Eğitim Vakfı'nın Ribat İnsan Yardım Derneği olarak Yalova Şubesi'ni açmış bulunduk. Yalova'da yaptığımız faaliyetler İslami anlamda bilgilendirme, bilinçlendirme faaliyetleri. Gençlik kollarımız var, kadın kollarımız var. Ama son yıllarda en çok yaptığımız iş insani yardım faaliyetleri. Türkiye'nin gerek Türkiye içinde, gerek Türkiye dışında yardım konusunda dünyada önder bir devlet olduğu malum. Biz de devletimize yakışır bir şekilde hem Türkiye içinde hem Yalova'da hem de Türkiye dışında daha çok tabii Suriye ağırlıklı, Afrika ağırlıklı yardım faaliyetlerimiz var. Ribat İnsani Yardım Derneği bu işleri görüyor. Biz de bu işleri yapıyoruz. Bir de Yalova'da aşevi diye bir şey vardı. Bununla sizin bir ara ilgileniyordunuz. Şu anda bu durum nedir? Ribat Yardım Derneği'ni kurduktan sonra tabii aynı zamanda aşevini de açmıştık. Aşevi
daha çok evinde yemek yapma imkanları olmayan fakirlere, gariplere iki öğün yemek veriyoruz. Günde iki öğün yemek veriyoruz. Devam ediyor mu Sayın Hocam? Şu an daha çok aş evinden ziyade pandemi sürecindeyiz. Erzak, kuru erzak dağıtımı yapıyoruz. Allah razı olsun. Allah başarılar versin inşallah. Amin, amin. Cümlemize inşallah. Hocam konumuza müsaadenizle dönelim isterseniz. Şimdi nimet çok kullandığımız bir kelime. Evet. Bu nimet kelimesi ne anlama geliyor? Yine şükür çok kullandığımız bir kelime. Şükür ne anlama geliyor? Bunları kısaca bunlar üzerinde bir durursanız, bizi aydınlatırsanız seviniriz. Evet. Tabii önce Ramazan ayının 24. programı. Ramazan'ın da son günlerine geliyoruz. Günün, Ramazan ayının bu saatinde bizi dinini anlatmak, nasihat etmek, dinini öğretmekle görevlendiren Allah'a hamd ediyorum. Peki nimet nedir? Nimet bolluk demek, nimet iyi hal içinde olmak demek, maddi manevi imkanlara sahip olmak demek. İbnül Cevzi diyor ki, İnsanlara refah ve mutluluk sağlayan her şey, her meşru şey nimettir. Peki nimet kimdendir? Konumuzun devamında inşallah yine gelecektir. Nimet Allah'tandır. Öyleyse nimetin karşılığı nedir? Tabii ki şükürdür. Şükür o zaman ne oluyor? Yani nimeti teşekkür anlamı mı ifade ediyor? Şükür önce nimeti bilmek. Nimetin kimden geldiğini bilmek ve nimetin karşılığında şükretmek, teşekkür etmek. Yani Cenab-ı Mevlamız insanı ruhundan üflemiş. İnsanı dünyaya, yeryüzüne halife olarak görevlendirmiş ve insana İslam fıtratını vermiş. Aslında nimete en büyük şükür İslam fıtratı üzere kalmaktır. Evet. Yani en büyük şükür, en doğru şükür Müslüman kalmak, o fıtratı muhafaza etmek. Tabii şükrün çeşitleri ve devamı çok. Evet. Peki hocam, yani Kur'an-ı Kerim'de bu nimet ve şükürle alakalı bizi uyaran, bizi hatırlatma yapan ayetlerden böyle biraz bahsetseniz bize. Evet. kıymetli hocam, tabii Kur'an-ı Kerim'de nimet ve özellikle şükür hakkında çok ayet var. Bunlardan bir tanesini size hemen aktarayım. Nahl suresi 18. ayeti kerime. Ve in ta'uttu ni'metallahi la tuhsuha innallaha la gafurur rahim. Cenab-ı Allah nimetlerini bize anlatıyor ve buyuruyor ki: "Halbuki Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız onu sayamazsınız." Allah'ın nimetini saymak çeşit, o kadar çok çeşit ki, fazla ki bunu sayabilmek mümkün değil. Allah da öyle buyuruyor. Şüphesiz ki Allah bağışlayandır. Niye bağışlayandır? Çok merhametlidir. Ayet devam ediyor. Sizin bu nimetin şükrünü eda edebilmeniz mümkün değil. Bunu beceremezsiniz. Evet. Allah sizi bağışlar. Yapamadığınız yerde, eksik kaldığı yerde Allah sizi bağışlar. Ama bizim bilmemiz gereken şu: Allah'ın nimetini saymaya kalksak sayamayız. Buna evet, ne ömrümüz yeter, ne bilgimiz yeter, ne gücümüz yeter. Doğru. Yine bir başka bir ayet, Bakara suresi 152. En çok da okuduğumuz ayetlerden birisi aşırı olarak Es-Sayyuzu Billah. Fezkürûni ezkürüküm veşkürûli ve la tekfurûn. Öyleyse yalnız beni anın. Evet, Cenab-ı Allah uyarıyor. Yalnız beni anın, ben de sizi anayım. Cenab-ı Allah'ın teşekkür eden, nimetin şükrünü eda edebilen kulunu yanındaki meleklere anması çok büyük bir nimet bizim için. Çok büyük büyük bir lütuf. Ve ne diyor Cenab-ı Allah? Bana şükredin. Nankörlük etmeyin. Evet. Demek ki ne anladık buradan biz? Şükürsüzlük nankörlüktür. Yine bildiğimiz, en çok bildiğimiz, en çok okuduğumuz ayet. Fatiha suresi. En'amte aleyhim. Günde onlarca defa okuyoruz. En'amte aleyhim manası neydi? Nimet verdiklerinin yoluna bizi ilet diyoruz. Dua ediyoruz Cenab-ı Allah'a. Nimet verdiklerinin yoluna ilet. Peki bu nimet nedir? Allah bize hangi nimetleri vermiş? Bir peygamberimiz. Yani bizi doğru yola götüren,
bize doğru yolu gösteren peygamberimiz. Uyarıcının gelmesi bizim için bir nimet oluyor. Uyarıcının gelmesi. Evet. Sonra sadık, salih insanlar. Bugün bile hala bizim nasihatçılarımız. Bu şükrüdeki en büyük bizim örneklerimiz peygamberimizden sonra kanaat önderlerimiz. Alimler, büyük alimler, gerçek alimler. Cenab-ı Allah ne buyuruyor? Yani bunlar sizin için nimettir. Günde belki 40 defa okuyoruz. Allah bizi hatırlatıyor. Başka en çok bildiğimiz yine sure Kevser suresi. Cenab-ı Allah Kevser suresinde ne buyuruyor? İnna e'tayna kel Kevser. Biz sana Kevser'i verdik. Pek çok nimet verdik. Çok nimetler verdik. Peki sonra fesalli li rabbike venhar. Öyleyse Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Bu ayetten ne anlıyoruz? Nimetin karşılığı Allah'a ibadet etmek. Öyleyse Rabbin için namaz kıl. Öyleyse rükû et. Öyleyse secde et. O da şükrün bir çeşidi mi oluyor o zaman? Şükrün bir çeşidi. Şükrün birinci çeşidi. Hmm. Birinci çeşidi. Peki başka yine namazda okuduğumuz, iyi bildiğimiz surelerden Kureyş suresi. Cenab-ı Allah Mekke halkına nimetini hatırlatıyor. Size yaz ve kış yolculuğu, ticaret yolculuğunu kolaylaştırmadık mı? Mekke halkı Kabe'yi beklediği için, Kabe'nin bekçisi olduğu için Mekke civarındaki haramiler, diğer devletler onların ticaretine engel olmuyor. Kışın Yemen'e, yazın Suriye, kuzey taraflara ticaretlerini yapıyorlar. Ve Cenab-ı Allah ne buyuruyor Kureyş suresinde? Bütün bunlardan sonra, bütün bu nimetlerden sonra Rabbine kulluk et. Rabbine rağbet et. Kabe'nin Rabbine ibadet et diye Mekke halkını dolayısıyla bizleri uyarıyor. Ne yaptın? Ticaret yaptın. Para mı kazandın? Evet. İşin nasıl? Güzel. Öyleyse Allah'a kulluk et. Yani ben çalıştım, ben kazandım, ben yaptım, çok çalıştım deme. De ki Allah verdi, Allah'a teşekkür et, yani kulluk et. Tabii Kur'an-ı Kerim'de 86 yerde yaklaşık nimet şükür geçiyor. Şu da var Kur'an-ı Kerim'de. Cenab-ı Allah nimetlerini sayıyor, sayıyor, sayıyor. Umulur ki şükredersiniz buyuruyor. Rahman suresinde 31 yerde Allah nimetini hatırlatıyor. 31 yerde de nankörlük yapmayın diyor. Evet. Nimetini hatırlatıyor, nankörlük yapmayın diyor. Bir de Cenab-ı Allah bizi biliyor, kulunu biliyor. Ne de az şükrediyorsunuz diyor. Enteresan değil mi? Evet. Yani Allah'ın o kadar büyük nimetleri var ki ve bize diyor ki Allah ne de az şükrediyorsunuz. Çünkü Adem Aleyhisselam'dan günümüze Allah'a isyan edenler, Allah'a az şükredenler hep fazla olmuş. Hatta bir rivayet var. Bir rivayet, doğru mu yanlış mı bilmiyorum. Birisi Kabe'nin etrafında dua ediyor. Ya Rabbi beni azlardan eyle. Ya Rabbi beni azlardan eyle. Hazreti Ömer'in dikkatini çekiyor. Sen ne diyorsun böyle? Niye az olmak istiyorsun? Allah buyuruyor ki ne de az şükrediyorsunuz. Demek ki şükredenler az insanlar olacak. Ben şükredenlerden olmak istiyorum. Böyle bir rivayet var. Evet, yani ilginç. Evet. Hocam şimdi ben tabii şükürle ilgili insanın aklına şunlar da geliyor. Bundan 40 sene önceki nimetlerle, 200 sene önceki nimetler böyle geriye doğru gittikçe sanki nimetlerin sayesi insanların yararlandığı şeyler olarak açıkladınız ya. Yani o zaman sanki çok daha azdı. Günümüze geldiğimiz zaman böyle sanki nimetlerin ortasına gömüldük. Yani bu teknolojisinden sayalım, yeme içme imkanlarından. Yani biz birçok meyveyi tanımazdık. Afrika'dan gelen meyveleri. Yani bunlar son yıllarda evet. Gözümüz görmeye başladı. İşte vücut organlarımızı düşünelim. İşte sağlıkla alakalı sahip olduğumuz neyim. Bunları böyle çeşitlemeye kalksak hani dediniz ya ayette onları Allah siz sayamazsınız diyor. Gökyüzünde milyonlarca belki bizim için nimetler var bilip bilmediğimiz. Evet. Yeryüzünde herkese. Bunların karşılığında hakikaten şükürde sanki bir azalma var mı? Yani nimetle şükür orantısı
Düzgün gidiyor mu sizce? Evet. Şimdi insan, ilk insan Kur'an-ı Kerim'de nasıl izah ediliyor? Bir aceleci, sabırsız, hatta kan dökecek diyor. Evet. Değil mi melek? Kan dökecek birini mi şeytan söylüyor. İnsan bu manada gerçekten nankör. Nimet şükür dengesi var mıdır? Şöyle söyleyebilirim. Bir sebzeyi normal sularsan normal verim elde edebilirsin. Normalden fazla sularsan verim düşer. Gerçekten tarihten bugün hep böyle olmuş. Yani Mekke Müslümanlar açısından hem yokluk hem zulüm altındalar. Medine refaha kavuştu Müslümanlar. Medine'den sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Müslümanlar yavaş yavaş zenginleşmeye başladılar. Ömer bin Abdülaziz döneminde zekat verecek fakir kalmamıştı. Peki Mekke'deki iman var mı Medine'de? Yok. Evet. Yok. Daha sonra var mı? Bu azalan oranda devam ediyor. Şöyle diyebiliriz. İnsan imanda kemale ermezse nimet onu azdırır. Evet. Önce imanda kemale erecek. Allah'ın bu dünya nimetlerine daha sonra kavuşacak. Yoksa önce nimet sonra imanı kamil mümkün değil. O olmuyor. Evet. Peki hocam şimdi hadis-i şeriflerde peygamberimizin uyarılarında veya kanaat önderi dediğimiz yani İslamiyet'i böyle hakkıyla yaşamaya çalışan büyük bilginlerimiz işte Allah'ın salih kulları da var. Bunlar nimet ve şükrü bize nasıl açıklıyor? Bu konuda da biraz değinsek. Çünkü Kur'an'da bu kadar fazla üzerinde durulduğuna göre hani hadislerde de mutlaka bunlar temas edilmiştir. Şimdi kıymetli hocam siz de biliyorsunuz ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eğer isteseydi Cenab-ı Allah bütün sofraları, cennet nimetlerini Peygamberimizin önüne sererdi. Ki zaten sultan peygamber olma teklifi yapıldı. Peygamberimiz kul peygamber, fakir peygamber. Halkın o günkü şartlarda fakirliği neyse, imkanları neyse o şekilde yaşamayı arzu etti. Ama günahları affedilmiş bir peygamber ve devamlı Allah'a kulluk yapan bir peygamber. Hazreti Ayşe validemiz anlatıyor. Bir gece yine diğer geceler gibi bir gece namaz kılıyor peygamberimiz. İki rekat namaz ama ne namaz? Bir rekatta 4 sure okuyor. Peygamberimizin ayakları şişiyor ayakta namaz kılarken. Secdeye iniyor. Buyuruyor ki Ayşe validemiz, hiç kalkmayacak zannettim. Hatta diyor nefesini verdi mi yoksa? Son nefesini mi verdi? Şöyle yanından geçtim hafif dürttüm diyor. Nefes alıyordu. Sonra namazını bitirdi ve sordum. Sen ki gelmiş ve gelecek bütün günahları affedildiği halde niye kendini bu kadar yoruyorsun? Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cevabı ne? Şükreden bir kul olmayayım mı ya Ayşe? Evet. Şükreden bir kul olmayayım mı? Yani peygamber oldum diye yan gelip yatmak yok. Daha çok peygamberin şükrünü ödemesi. Daha çok bir şey daha söyleyeyim kıymetli hocam. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de değil Medine'de. 2 gündür aç. Hiçbir şey yememiş. Açlıktan başı ağrıyor ve evinden dışarı çıkıyor. Belki birine gider bir yiyecek bulurum ümidiyle. Evinden çıkıyor. Giderken Hazreti Ebu Bekir sokakta bir köşede oturuyor. Hayırdır ya Ebu Bekir? Soruyor. Diyor ki ya Resulallah karnım çok aç. 2 gündür bir şey yemedim. Belki birisi gelir. Yiyecek bulurum ümidiyle. Dışarıda bekliyorum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben de öyleyim diyor. Ben de öyleyim. Hadi beraber gidelim. Beraber Ensar'dan birinin evine gidiyorlar. Tabii Ensar Peygamberimizi evinin önünde görünce çok mutlu oluyor. Evet. Hemen Peygamberimizi Ebu Bekir'i içeriye alıyor. Böyle bakıştan anlaşılıyor. Hayırdır. Bugünün bu saatinde evimizi şereflendirdiniz. Hayırdır. Peygamberimiz durumu anlatıyor. 2 gündür diyor ben de Ebu Bekir de bir şey yemedik. Bu Ensar
hemen taze hurmaları peygamberimize getiriyor. Önüne bir miktar koyuyor. Bıçağı eline alıyor. Peygamberimiz anlıyor. Bu bir hayvan kesecek. Diyor ki sakın süt veren hayvanı kesme. Burada bize bir uyarı var tabii aynı zamanda. Evet. Sakın süt veren bir hayvanı kesme. Yok ya Resulallah diyor. Ve gidiyor sahabe Ensar. Cılız bir hayvan kesiyor ki Medine şartlarında Medine'deki koyunların falan kilosu bilinir, hali bilinir. Bir hayvanı kesiyor, pişiriyor. O Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir karnını doyuruyor. Karın doyunca biz çay ne zaman gelecek deriz değil mi hocam? Evet. Doyduk. Soda var mı? Başka bir şey var mı? Böyle bakarız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 2 gündür aç, karnı doyuyor. Elini Ebu Bekir'in omzuna koyuyor ve diyor ki ey Ebu Bekir, bu nimetin hesabını bize sorarlar. Şu işe bak. Evet. Ey Ebu Bekir, karnımız doydu ama bu nimetin hesabını ahirette bize sorarlar. Burada çok büyük bir incelik var. Çok büyük bir incelik var muhterem hocam. Şimdi bizim yaz geliyor, havalar ısınıyor. Pandemiden dolayı bir yerlere gidemiyoruz ama bizim piknik programları, pikniğe gidenlerin piknikteki israflarına bakarsak, yani iyi bir kahvaltı, ızgaralar, şunlar, bunlar, meyveler, hadi bir de karpuz, hepsi yarım orada bırakılır. Oraya atılır. Ramazan'da da bunları yapıyoruz. Ramazan'da her şerde bir hayır vardır denir ya. Bu pandeminin tabii Allah vermesin. Allah bu hastalığı üzerimizden defetsin ama pandeminin de bir faydası oldu. İftar israfına son vermiş olduk. Evet. Yani özellikle belirli insanların, belirli kurumların sadece ağırladığı zengin sofralarına son vermiş olduk. Bu da bir nimet oldu. Ne israflar, alınan yemeklerin yarısı çöpe gidiyor. Peygamberimiz 2 gün sonra yemek yemiş ve ne buyuruyor? Bu nimetin hesabını bize sorarlar. Peki bize nasıl sorulur? Allah muhafaza. Hocam orada bir şey daha aklıma takıldı. Şimdi Hazreti Ebu Bekir'e Peygamberimiz yolda rastlayınca diyor ki ne yapıyorsun? O da diyor ki acıktım, belki birisi davet eder. Yani gidip de bir kapıdan bir şey istemiyorlar. Yani bu da çok ilginç bir şey. Yani bugün mesela dilenciliği adet haline getiren insanlar yani 2 gün bir de yememiştir. Yani 2 gün sonra böyle birisinin davetini bekliyor. Yani kendilerinin istemesine ziyade. Bu da gerçekten onurlu bir davranış aslında herhalde. Yani Müslüman onurlu olur. Dilencilik İslam'da yok. Dilencilik İslam onuruna yakışmayan bir meslek. Dilencilik meslektir. Bunu biliyoruz. Sahabe ne diyor? Allah Resulü dilenciliği bize o kadar yerdi ki biz devemizin üzerindeyken kamçımız yere düşse onu istemeyi dilencilik olarak görürdük. Düşünebiliyor musun? O kadar. Dilencilik şudur. Allah'tan değil, kuldan istemek. Yoksa insanın ihtiyacı vardır. Dostundan ister. O değil. Devamlı bu işi yapmak, meslek olarak bunu yapmak, o Rezzak olarak Allah'ı görmemek. Kuldan dilenmek. Ve onların da ahiretteki azabı yüzlerinde deri olmayacak. Peygamberimizin hadisi var onların hakkında. Allah muhafaza. Yani İslam devletinde dilencilik olur mu? Olmaz. Ama çok var. Son zamanları çok var maalesef. Değerli hocam herhalde hadisi aktardınız. O da bize evet. Yeterli bir şey oldu sanıyorum. Çünkü kanaat önderleri de demiştiniz de bir örnek verebilirim. İyi olur hocam. Yani ilk başta söylemiştim. En'amte aleyhim'in manasında peygamberimizden sonra alimler, salih insanlar. Mesela Gönenli Mehmet Efendi var İstanbul'da. Yakın tarihte bizim yaşardakiler tanır. Derler ki onun bir cebine para girerdi, hiç bakmazdı kaç lira. Verirken de bakmazdı. Alır verir. Fakir gelir, fakir öğrenciyi bulur, cebinden çıkartır verir. Bu ne demek? Vermek refleks olmuş. Evet. Şükür bu işte. Şükür öyle bir hale gelmiş ki Gönelli Mehmet Efendi de bir refleks haline gelmiş. Hiç düşünmüyor ki şeytan devreye girsin. Hiç düşünmüyor. Hemen veriyor. Hani camilerde örnek verilir. Hoca efendi hutbeden
caminin durumunu arz eder, yardım toplanacak. Der ki bir 50 lira vereyim. Hutbe biter, 30 liraya düşer. Namaz kılınır, 20 liraya düşer. Dışarı çıkana kadar 5 lira verilip gidilir. Gönüllü Mehmet Efendiler, o insanlar hiç düşünmemişler ki, hiç düşünmemişler ki yani şeytan devreye girsin. Anında vermişler. Hocam ben belki çok da yerinde olacaktır. Güzel bir örnek vermek istiyorum. Ramazan Kayan Hoca anlatıyor bunu. Ramazan Kayan Hoca Yalova'ya da sık sık gelir. Konferanslara biz davet ettik. Gönüllüler platformu olarak da konferanslara çağırmıştık. O anlatıyor. Diyor ki bir tarihte Almanya'ya gittim. Konferans vermeye. Konferansı verdim. Başka bir ile gideceğiz. Yine konferans vermeye. Dediler ki bu ilde engelli bir kadın var. Seni çok sever. Kitaplarını okur. Sizinle tanışmak istiyor. Peki dedim diyor. Tanışalım. Gittik. Aman Allah'ım. Engelli ama nasıl engelli? Yani engelli koltuğuna her yerinden bağlanmış. 3 tane parmağı çalışıyor. Başka bir şey yok. Boynunu çeviremiyor. Vücuduna hiç hakim değil. 3 parmak. 3 parmak çalışıyor. Ve bu kadın 3 parmakla Almanya'da dernek kurmuş. Aile derneği. İşte ev kadınlara meslek edindirme derneği. Falan falan bir sürü dernek kurmuş. Felaket çalışıyor. Koşturuyor. Ve dedim ki diyor ona. Ya sen bu haldesin. Tam bir engellisin. 3 parmağın var. Yani bununla sen niye bu kadar koşturuyorsun? Kadının cevabı şu. Ben diyor 3 parmağımın hesabını Allah'a nasıl vereceğim? Evet. 3 parmağım çalışıyor. Bununla diyor bilgisayarla işlem yapabiliyorum. Telefonumla da işlem yapabiliyorum. Peki ben diyor bunları yapmazsam Allah'a bunun hesabını nasıl veririm? Hocam orada sanki böyle bir şey var. Şimdi insan bir takım mahrumiyetleri yaşayınca var olan nimetin kıymetini daha çok anlıyor o zaman. Yani sanki böyle bir kıyaslama... Ha, mahrumiyet yaşanınca, mahrumiyet çok önemli. Hani şöyle derler, bir hikaye var. Bir gün kralın birisi bütün ekibini topluyor, avanesini topluyor, bir gemi yolculuğuna çıkıyorlar. Gemi yolculuğuna giderlerken danışmanlarından birisi, yaverlerden birisi geminin neresine koysalar şikayetçi. Gemi sallandıkça midesi bulanıyor, beni indirin, beni götürün devamlı bağırıyor. Padişah rahatsız, yanındakiler rahatsız. Ne yapacağız bu adamı? Gemideyiz. Birisi diyor ki efendim siz bu adamı bana bırakın, ben halledeyim. Peki diyor padişah. Adamı alıyor. İki kişi denize atıyorlar. Adam denizde başlıyor bağırmaya. Beni kurtarın, beni kurtarın, beni kurtarın. Neyse adama bir ip atıyorlar. Adamı denizden çekiyorlar. Gemiye bindiriyorlar. Oh ya Rabbi şükür diyor. Ya Rabbi şükür. Bütün şikayetler bitiyor. Bütün şikayet. Geminin, gemide oturmanın ne kadar büyük bir nimet olduğunu denize atılınca anlıyor. Yani biz de özellikle bugünün insanları olarak bizler de maalesef elimizdeki nimet alınınca kıymetini anlıyoruz. Halbuki nimet varken, nimet eldeyken nimeti bilip nimetin sahibine şükretmek lazım. Nimet gitti mi çok kıymetli oluyor. Evet. Maalesef. Doğru. Hocam o zaman ben şöyle bir soru da yöneltmek istiyordum size. Yani insanlar toplumda yeterince bu nimetlerin farkında mıdır? Veya farkında olması için ne yapmak gerekir diye bir şey aklıma geldi ama kısmen değindiniz o zaman siz. Evet. Biz çok farkında, kaybettiğimiz zaman daha çok farkında oluyoruz gibi bir anlam çıktı orada. Ya biz şimdi bilmem de bugün pek kalmadı. Eskiden Kur'an kurslarında okurken böyle her şeyi Allah'tan bilmek, hayrı ve şerri her şeyi Allah'tan bilmek, her şeyin Allah'tan geldiğini bilmek diye hocalarımızın bize bir akşam dersleri vardı. Akşam dersleri. Şimdi bir hasta doktora gider. Özellikle emekliler ve yaşlarda bu muhabbet çok olur. Filan doktora gittim beni iyileştirdi. Filan doktora bana bir hap verdi. Bu hap beni iyileştirdi. Böyle muhabbetler var. Allah'tan gayrı her şey vesiledir. İnsanı ne hap iyileştirir, ne doktor iyileştirir. İnsanı sadece Cenab-ı Allah iyileştirir. Allah verir. Yani peki iyi doktor vesile olur. Allah razı olsun bu doktordan. Vesile oldu ama Allah bana şifa verdi.
Allah dilemesin. Yoksa bir şey yapamaz. Doktor da bir doktora muhtaç. O da başka bir doktora muhtaç. Yani veya insan çalışır, doğru çalışır, bir miktar zengin olur. İyi bir araba alır, ev alır. Sonra başlar, çok çalıştım, felaket çalıştım. Arabamı aldım, evimi aldım, arsamı aldım, onu aldım, bunu aldım. Saymaya başlar. Sen kimsin ki? Sen istediğin kadar çalış. Allah vermezse ne olur? Bir okul mezunu, büyük fabrikatörlerin danışmanları profesör. Evet. Öyle değil mi? Doğru. Profesör, büyük danışmanları. Ama profesör zengin değil, bir maaşa muhtaç. Danışmanlık yaptığı insan çok zengin. Bir sürü fabrika açmış, kendisi bir maaşa muhtaç. Demek ki sen çalışarak bir şey kazanamazsın. Cenab-ı Allah malı gezdirir, dilediğine gezdirir. Bakar, kim şükrederse nimeti artırır. Şükretmeyenler de şunu söyler. Onlara da azabım şiddetlidir. Onlara da azabım şiddetlidir, uyarır. Evet. Allah bizi şükredenlerden eylesin inşallah. Hocam, bir de şöyle bir şey aklıma geldi. Az önce biraz temas etmiştik. Yani insanlar bundan 100 sene önceki nimetlerle günümüzün nimetleri farklı diye. Sanki nimetler arttıkça insan şükrü azalıyor. Yaratanı unutuyor. Yani böyle bir bağlantı kurabilir miyiz? Veya ne kadar doğru olur bu? Yani çünkü şöyle bir şey hissediyoruz hakikaten. Yani diyelim ki bugün eskiden bir telefon görüşmesinde ben yurt dışındaki büyüklerimizi hatırlıyorum. İşte oradan önce Türkiye'yi bağlatıyordular. Türkiye'den örnek diyorum işte Adana'ya bağlantı kuruyordular telefonla. Bunlar tabii her birinin bağlısı bir yarım saat falan bir saat yerine göre bekleniyor. Bundan sonra Adana'dan ilçeye bağlantı kurulacak. İlçeden köye, köyde muhtarın telefonu var. Sabahleyin geliyor işte kişinin hanımı muhtarın evinde oturuyor. İkinin namazında telefon gelebiliyor. Almanya'daki de eşi o da sabahleyin gidiyor telefon kuyruğuna. Evet. Akşama kadar telefon sırası ancak ulaşabiliyor. Şimdi yani bir gününü sadece eşiyle görüşmek için bir gününü insan ayırıyordu. Bugün isterse Sibirya'da olsun ister Amerika'da olsun tak çeviriyor iki saniye sonra bağlantıyı kuruyor. Burada şimdi büyük bir nimet söz konusu. Yani bu nimete insanlar vesile olmuştur. Olmamıştı. O farklı bir şey ama bir nimetten yararlanıyoruz şu anda biz. Buradaki boşluk vaktimizde biz geri kalan yani o bir günün içerisindeki bir dakikada biz ulaştığımız yerde geri kalan kısım bize boş vakit kalması gerekir. Bu boş vakitte de biraz daha Allah-u Teala'ya daha çok hatırlamamız gerekir aslında. Baktığımız zaman sanki böyle bir şey olmuyor. Eskiden daha çok işte ibadetini yapan, daha çok işte insanlara yardım eden yani nimetin şekillerini evet. Düşünürsek veya şükrün çeşitlerini. Bunlar sanki daha çoktu. Günümüzde böyle biraz daha bir kısırlaşma var. Düşünüyorum ben yani. Bunda hata da yapmış olabilirim. Sizin düşünceniz nedir? Estağfurullah. Nimet külfet dengesi deniyor ya. Evet. Her şey böyledir. Ne kadar zahmet çekiyorsa nimete ulaşmak için o kadar kıymetlidir. Evet. Zahmet çekilmeyen nimet kıymetli olmaz. Yani eskiden nimete ulaşmak cidden zordu. Çok zordu. Evet. Eskiden bir şeker bir çocuğu ne kadar mutlu ederdi. Yoktu çünkü. Şimdi çok. Şimdi hepimiz çocuklarımızı nasıl mutlu edeceğiz? Ne versek mutlu olurlar? Şaşırıp kalıyoruz. O kadar çok nimet var ki. Ama şu bir gerçek. Nimetin asıl yeri cennettir. Dünya evet. Külfet yeridir. Kul dünyada çalıştığının karşılığını elde etmek isterse edebilir. Allah verir. Ama biz hep ahirette istiyoruz. Kur'an-ı Kerim'de uyarı var. Fit dünya hasene ve fil ahireti hasene. Dünyada da iyilik iste, ahirette de iyilik iste. Ama öncelik neresi? Ahiret. Şimdi eski insanların duası dünyada aç kalmasın, muhtaç olmasın. Namerde muhtaç olmasın. Sonra ahiret. Hep ahiret. Günümüzdeki dualarımız, kavli dualarımız,
Tabii yoksa dua ederiz, ezbere dua okuruz, bir sürü şey isteriz de kavli dualarımız, nimeti biz dünyada istiyoruz. Çünkü dünya için çalıştığımız saatlere, dünya için kırdığımız kalplere bakarsak ahirete çok fazla bir şey istemiyoruz. Dolayısıyla Cenab-ı Allah belki veriyor, belki veriyor o nimeti bize ama içinden o sevgiyi, huzuru alıyor. Huzuru alıyor. Hani eskiden derlerdi, zekatı verilmeyen buğdayın yemeği tatlı olmaz. Kurtlara, kuşlara, fakirlere hakkı verilmeyen buğdayın pilavı tatlı olmaz, güzel olmaz. Bugün tabiri caizse kazandığımızın hepsini cebimize atmaya çalışıyoruz. O hak sahiplere hakkı verilmemiş, emek de az. Dolayısıyla nimet bir tarafta huzur vermiyor, tat vermiyor. Her türlü imkana sahibiz ama mutluluk yok, yok, stres var, bunalım var. Halbuki mutluluk yoksa gerisi boş. Evet, yani gerisi boş. Nimet bizi mutlu etmesi lazım. Tabii, tabii yani. Hatta o söz bile çok kullanılan bir söz. Dünyada mekan, ahirette iman. Söze bak. Dünyada mekan, tabiri caizse ya Rabbi dünyada bize mekanı ver, malı ver. Biz ahirette iman ederiz. Halbuki sözün karşılığı nedir doğrusu? Dünyada iman, ahirette mekan. Mekan nedir? Cennettir. Evet. Biz bile değiştirmişiz. Mekanı dünyada istiyoruz. Biraz materyalist bakmışız dışarı. Tabiri caizse bir delikanlı sınava giriyor, üniversite sınavına. Sınavı iyi geçerse iyi bir okul okuyacak. Onların tabiriyle iyi bir hayat. İyi bir hayat. Sınava girdi, sınav bir saat. Sınavdan sonraki hayat belki 50 yıl. Diyor ki sınavdaki görevlilere, ben buraya oturmam. Şu cam kenarını istiyorum. Ben deniz manzaralı bir masa istiyorum. Sınava orada gireceğim. Bu kalemi beğenmiyorum. Bu silgiyi beğenmiyorum. Var mı böyle bir şey? Kimsenin umurunda olmaz nereye oturdu. Sınava odaklanır. Kalemin rengi, oturduğu sandalye hiç umurunda değil. Amaç sınavı kazanmak. Aslında dünya da böyle. Dünyada Cenab-ı Allah bize tabiri caizse roller vermiş. Dünyada imtihandayız. Roller vermiş. Rol nedir? Birine zenginlik rolü vermiş. Ne diyor? Malın şükrünü eda et. İnfak et. Birine fakirlik rolü vermiş. Sen de fakirliğin şükrünü eda et, hamd et. Birine güzellik vermiş. Çok güzel. Ona diyor ki sen de güzelliğin şükrünü eda et, iffetli ol. Birini çok yakışıklı yapmış. Bir delikanlı, yakışıklı, boylu poslu. Yakışıklılığın şükrünü eda et. Sen iffetli ol diyor. Birine makam vermiş. Diyor ki makamın hakkını ver. Şükrünü eda et, adaletli ol. Birine kasa vermiş, kese vermiş, mal vermiş. Sen de Allah yolunda harca. Allah yolunda harca. Birine güç vermiş, kuvvet vermiş. Sen de Allah yolunda cihad et. Cihad et. Fakir diyor ki ya Rabbi şükür. Zengin diyor ki ya Rabbi şükür. Onu soracaktım. Yani bu ya Rabbi şükür, şükür olarak yetiyor mu? Yani? Evet. Kuvvetli diyor ki ya Rabbi şükür. Zayıf diyor ki ya Rabbi şükür. Cenab-ı Allah hangi nimeti verdiyse şükür o cinsten olmalı. O cinsten olmalı. Gariban elini açmış, ya Rabbi vatanımı koru diyor. Güzel bir duadır. Zayıf kişi ama güçlü kuvvetli kişi ya Rabbi vatanımı koru diyorsa haşa, o Allah'ı vatan bekçisi yapmaya çalışıyor. Allah diyor ki sınırda nöbet tutan askerin gözü cehennemde yanmaz. Şehitlik mertebesi peygamberlerden sonra en büyük mertebe. Ona diyor ki sen gücünle savaş. Sen gücünle savaş. Veya güzel bir kadın, genç bir delikanlı ya Rabbi namusumu koru diyor. Hayır. Allah diyor ki gözünü haramdan sakın. Sen koruyacaksın. Şunu diyeceksin. Ya Rabbi namuslu olmam için bana yardım et. Ya Rabbi bu vatanı korumak istiyorum. Bu vatan için savaşmak istiyorum. Bana fırsat ver. Bizim dualarımız bile topu taca atma olmuş. Evet. Evet maalesef.
Biraz ilginç geldi bana. Yani nimetin şükrü çeşitliliği olur sözünüz. Yani sadece böyle her şeye Ya Rabbi şükür olsun. Belki bu ağzımıza bunu alıştırmak güzel bir şey ama yani bir zenginin şükrü sadece bununla bitmiyor manasına geliyor. Veya diyelim ki bir insan komşusunun bir işte yardıma ihtiyacı var. Benim de o gücüm var. Benim de o gücüm var. Dolayısıyla şimdi bu gücüm varken ben fakirin derdine derman olmuyorum. Ben gidip de ona mesela evinde inşaat yapıyor. Komşum parası yok, usta parası veremiyor. Benim de ustalığım var. Yani normalde gidip de benim ona birkaç gün yardım etmem ustalık nimetinin şükrü olarak Tabii ki, algılanıyor tabii ki. diyorsun. Bir de şöyle bir şey var. Sohbetin başında söylemiştik ya, nimet elden gitti mi kıymetli olur. Nimete ulaşmak zorlaştı mı kıymetli olur. Siz de biliyorsunuz biz yardım faaliyetleri için hem Yalova'da yani evlere çok gidiyoruz, geziyoruz. Yalova dışında son zamanları sık sık Suriye'ye gidiyoruz. İdlib, Afrin bölgelerinde yardım dağıtıyoruz. Çadır kentlerde. İşte Afrika'ya, Arakan bölgelerine gittim ben yardım dağıtmaya. Bir poşet pirinçle yani cidden o kadar çok mutlu olan insan var ki. Yani 2 kilo veya bir ekmek veriyorsun bir fakire, bir ekmek müthiş. Geçen yıl Sudan'da kurban dağıtıyoruz. Yani çok fakir var. Sayı çok, kurban az. Dolayısıyla belki 1 kilo et veriyoruz. 1 kilo eti götürüyoruz bir fakire. Yani inanır mısın evin içinde çocuklar, aile o öyle bir bayram havası var ki öyle bir bayram havası var ki yani Allah Allah diyorsunuz. Yani Türkiye'de bir insana bir ev, bir araba, bir böyle tarla falan versen belki o kadar mutlu olabilir. Hatta şunu çok yaşıyoruz. Yalova bir deprem yaşadı. Yardım toplama faaliyetleri oldu depremde. Herkes böyle yardımı kapıp kaçırma. Sözüm tabii meclisten dışarı. Belli insanlar için bunu söylüyorum. Mesela çadır kentlerde bazen yardım dağıtıyoruz. Gidiyoruz. Bir eve bir gıda kolisi veriyoruz. Diyor ki bana verildi. Siz bunu komşuya verin. Allah Allah. Halbuki biz şuna da alıştık. 10 tane versen 15.'yi ver, 20.'yi ver. Bugün daha dün Ensar Vakfı Başkanı ile beraber geziyorduk yardım dağıtırken. Birine dedim ki ayakkabılarımız var. Bir koli verdik, işte bir şeyler verdik. Dedim ki ayakkabılarımız da var yeni. Ayakkabı ihtiyacınız var mı? Dedi ki ayakkabımız var. Almadı ayakkabı. Evet. Fakir, hiçbir geliri yok bunun. Ayağında bir ayakkabısı var. Halbuki biz ne alıştık? Yani kolinin tamamını ver. Bazı insanlar ne kadar da kanaat sahibi. Bizi şaşırtıyorlar. Almıyor. Hocam o konuda müsaadenizle bir iki anı da bir anlatmak istiyorum. Şimdi biz de merhamet teşkilatı olarak Ramazan içerisinde koli dağıtırken bir eve gittik. Daha önce yani sürekli ihtiyaç sahibi olduğunu da not almıştık. Koli götür dedik, koli almayayım dedi ben filan. Niye dedik? Dedi ya bana çok fazla geldi bu Ramazan'da. Hatta 3 koliyi ben ayırdım. Onları eğer ben size vereyim, olmayanlara siz bunları dağıtın. Nakit teklif ettik yani işte zekat fitre filan. Tam bunu alabilirim dedi. Ya ben orada gerçekten yani günümüzde böyle insan yok diye söylüyoruz bazen ama yani toplumumuz hakikaten böyle çok dürüst insanlarımız var. O beni çok etkiledi. O 3 koliyi aldık biz. Hatta bir başka insan yardıma telefon etmiş. Yani bunları alabilir misiniz diye. Bunları da alırız dediler ama birkaç gün geçti almadılar dedi. Ben siz hazır gelmişken alın ben onları telefon edeyim. Diyeyim ki böyle böyle başkasına verdim diye. Bir de Suriye'de şöyle bir şey olmuştu. Balon dağıtıyorduk çocuklara. Şimdi çocuğun bir tanesi eve gitmiş kimlik kartını almış gelmiş. Orada hani kimlikle genelde dağıtıyorlar şeyleri yardımları. Gelmiş işte böyle kanter içerisinde işte balon istiyor. Biz balonu şişirttik, eline verdik. Şimdi oyna diyoruz ama yok diyor yere düşer diyor. Patlar diyor. Patlamaması için çocuk hepsi her alan çocuk kucağına tutuyor balonu.
Ya bir balonun kıymeti nedir? Yani bizim burada şimdi çocuklarımızın oyuncaklarını düşündüğümüzde hakikaten şimdi bu konuda ben zenginlerimize bu noktada özellikle Ramazan'da biz yani sohbetlerimizi getirip Ramazan boyutuna bağlamak istiyoruz. Ramazan içerisinde STK'lara böyle bu tür yardımlarla destek veren zenginlerimiz bu şeyleri görmüyor belki. Yani dağıtılırken o ortamda olmadığı için görmüyor ama gerçekten bu işin manen kendilerine büyük bir Allah'ın yardımı olacağına ben inanıyorum ve o insanların ciddi duaları da oluyor. Onun için mesela şu da var. Suriye'den özellikle buraya gelen Suriye veya diğer ülkelerden mesela Tacikistan'dan gelen var, Çeçenistan'dan gelen var. Mesela Çeçenistan'dan gelen bir iki aileyle görüştük. Dedi ki biz gelirken önce Mısır'a geçtik. Kocaları Çeçenistan'da hapisteymişler. Mısır'dan da Türkiye'ye gelmişler. Türkiye bizim en güvenli ülkemiz gözüyle bakıyorlar. Böyle memleketimize, insanımıza. Evet. Şimdi bu şartlarda geliyor burada bu insanın her şeye ihtiyacı var. Yani hakikaten biz bazen bunları eleştirenlere ben üzülüyorum. Yani insan bu ne iş var memleketimize gelmiş, yığılmış falan gibisinden ama hiç kimse keyfinden böyle memleketini bırakıp geleceğini zannetmiyorum. Aslında kıymetli hocam şu ortaya çıktı. Nimet nedir diye konuştuğumuz zaman TV Yalova izleyicilerimize şunu söyleyelim. Bir ailen var mı? Çok büyük bir nimet. Evet. Bir ailen var mı? Çok büyük bir nimet. Yani yüzüne bakabildiğin bir evladın var mı? Çok büyük bir nimet. Çok büyük bir nimet. Eve girdiğin zaman nereden çıktı bu adam? Keşke gelmeseydi demeyen, hoş geldin diyen bir eşin var mı? Çok büyük bir nimet. En önemlisi de bir devletin var mı? Bir bayrağın var mı? Ezan okunuyor mu minarelerde? Bu nimeti Suriye'ye gidince çok iyi anlıyoruz. Myanmar'a gittik. İşte Arakanlı kardeşlerimize onların halini görünce devlet ne kadar büyük bir nimet. Bunu çok iyi anlıyoruz. Irak'ta bunu çok iyi görüyoruz. Yani devlet o kadar büyük bir nimet ki devleti yüceltmek, vatanı korumak, vatana sahip çıkmak, bu vatan da hep üretmek, devamlı üretmek. Madem ki Cenab-ı Allah bizim için devamlı yaratıyor, Allah'ın nimetlerini sayamayız. Buna gücümüz yetmez. Peki Allah bizden ne istiyor? Ey kulum, ben senin için devamlı yaratıyorum, sen de devamlı üret. Evet, sen de devamlı üret. İnsanlığın yararına devamlı üret. Faydalı şeyler yap. Yoksa şu an siz de, biz de, diğer kardeşlerimiz de dünyanın her yerine gidiyoruz. Şunu da söyleyeyim. Ben 20 sene önce yani evimden kalkacağım, arabama bineceğim, arabanın deposunu erzaklarla dolduracağım, yardımlarla dolduracağım, ev ev dağıtacağım. Yetmedi, devlet devlet gezip yardım dağıtacağım. Hayalini göremezdim. Evet. Düşünemezdim böyle bir şeyi. Bizim de imkanımız yoktu. Allah bize öyle imkanlar verdi ki, öyle nimetler verdi ki bizim evimizde oturmamız, Yalova'ya sığmaya çalışmamız mümkün değil. Bu nankörlük olur. Evet. Öyleyse biz Türkiye olarak, bu devlet olarak gücümüzü diğer bütün çevre devletlerde her yerde göstermeliyiz. Göstermeliyiz. Bu o kadar büyük bereket ki ne diyoruz biz? Verirsen Allah daha çok verir. Verirsen Allah daha çok verir. Sen verdikçe Allah artırır. Biz son yıllarda komşu gariplere, devletlere verdikçe Allah bize nimetini artırıyor. Verdikçe Allah bize nimetini artırıyor. Öyleyse şükredelim. Vererek şükredelim. Yardım ederek şükredelim. Akıl vererek şükredelim. Nasihat çekerek şükredelim. Şimdi İlmimizi paylaşarak tabii şükredelim. zengin malını verecek, değil mi? Evet. Alim. Alim ilmini verecek. Şimdi TV Yalova ne yapıyor? Bir program yapıyor bu. Aslında şu radyo, televizyon nimetinin şükrü ne? Biz bu akşam burada Allah'ın dinini konuşuyoruz. İnsanlara faydalı bir şey anlatmaya çalışıyoruz. Burada bu değil de tarım müdürü de olabilir.
teknoloji müdürü de olabilir, onu da anlatabilir. Aynı şey. Bu da bu kanalın bir şükrüdür. Evet, doğru. Şükür nedir? Malın cinsindendir. Bunun cinsi de budur. TV Yalova'ya o zaman yani ben teşekkür ediyorum. Evet, yani TV Yalova'ya bu manada çok teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah dinleyicileri artırsın, hizmetleri artırsın, daha çok program yapmayı nasip etsin inşallah. Programımızın sonuna da geldik aşağı yukarı. Bilmiyorum böyle izleyicilerimizin farklı merak ettiği bir konuyu atladık mı ama sizin son olarak izleyicilerimize aktarmak istediğiniz mesajlarınız varsa onları alalım. Programımızı kapatalım. Ondan önce de ben bir teşekkür yapmak istiyorum. İzleyicilerimizden Sayın Adem Saruhan bir soru sordu ama o soruyu siz cevaplandırdınız. Onun için onu tekrar sormaya gerek kalmadı. Buradan teşekkür etmiş olalım kendisine. Evet. Adem Bey'e biz de teşekkür ediyoruz. Şunu söyleyebiliriz. Madem ki Cenab-ı Allah bizden devamlı şükür bekliyor. Devamlı şükür bekliyor. Bir insan sana bir iyilik yapar. Dersin ki teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bu ona yeter. Ama Cenab-ı Allah'a devamlı şükretmek zorundayız. Mevlana ne diyor? Bir nefeste iki şükür vardır. Bir nefeste iki şükür. Ey insan, alamazsan ölürsün. Aldın, veremezsen ölürsün. Hatta şunu söyleyeyim. Yani Allah'ın nimetleri, sofralar, sebzeler, meyveler falan hepsi çok da bizim köyde bir Musa amca vardı. Biz Musa amca derdik. Musa amca derdi ki son zamanları sık tuvalete çıkardı. Artık prostat var. Şu tuvalet ne büyük nimet derdi. Yahu tuvalet olmasa biz ne yapardık? Düşünebiliyor musun? Evet. Tuvalet bile her yerde evin en kötü tarafına, ışık almayan tarafına yapılır. Ama tuvalet ne kadar büyük bir nimet. O bile bunca nimetin içinde yüzen ey insan, ey dinleyiciler, ey arkadaşlar şunu söyleyelim. Evini sakın 100 metrekare, 200 metrekare görme. Sakın. Sen o apartmandan mesulsun. Apartmanın birinci katında ne yapıyor? Son katındaki kişi ne yapıyor? Neye ihtiyacı var? Veya yok. Ara sıra sofrandan ona götür. Güler yüzü göster. Götür. Ara sıra selamını götür. Sahabe-i kiram selam vermek için sokağa çıkardı. Selam almak için sokağa çıkardı. Selamını götür. Mahallenden haberin olsun. Ey patronlar, işçiniz acaba akşam eve gidince ne yapıyor? Durumu ne? Haberiniz olsun. Bana bir hocam demişti ki, İzmir'de arabama mazot aldım. İş bitti. Pompacıya parayı verdim. Dedim ki, nasılsın, iyi misin? Maaşın yeterli mi? Geçinebiliyor musun? Çocuk ağlamaya başladı. Allah Allah. Evladım ne yaptım, niye ağlıyorsun? Dedi ki, efendim yıllardır çalışıyorum da kimse bana teşekkür etmedi. Kimse bana halimi sormadı. Düşünebiliyor musun? Yani ne olur? İnsanları görelim. Hayvanları görelim. Dertleri görelim. Garibana verecek cebimizde paramız yok mu? Nasılsın diyecek de dilimiz yok mu? Nasılsın diyelim. Tebessüm edelim yani. Tebessüm de sadakadır biliyorsunuz. O da şükürdür. Yani ne söyleyebilirim? Yani eskiler erkeğine şakir, kızına şakire derlermiş. Şükreden demek şakir. Şakire şükreden kadın demek. Bu ismi verilirmiş. Böyle olsun, böyle yaşasın diye. Bugün şakirler, şakireler isim olarak azaldı ama gönlümüzde bitmesin inşallah. İnşallah. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Yani bu akşam ben teşekkür ediyorum. Güzel halim selim bir sohbet oldu. Umarım izleyicilerimiz de bu konuda müstefit olmuşlardır. Sizin tuvalet şükrü ile ilgili aklıma Behlül Dane ile Harun Reşit'in hikayesi geldi malumunuz. İşte Harun Reşit midesi çok şişer. Gaz boşaltamaz. Bütün doktorlara gider. Kimse çare bulamaz tabii. Derler ki Behlül çağırma belki bir şey bilir. O da geliyor. Tamam diyor bunun çaresini bulur mu? Çok kolay diyor ama diyor malının yarısını verirsen diyor ben ancak diyor öyle tedavi yaparım seni. Çok istiyorsun diyor yani bir ufak bir şey için ne yapacaksın falan. Yok diyor işine girersin. Ya kabul etmeyince Harun Reşit
Bırakıp gidiyor. Yok yok çağırın diyor, ben çatlayacağım falan. Geri geliyor. Diyor ki şimdi diyor tamamını verirsen diyor tedavi yaparım seni diyor. Ama Harun Reşit de artık yani pes etmek zorunda. Tamam diyor. İşte bir elini işte sıvazlıyor, bir şey yapıyor, böyle bir ovalıyor. Affedersiniz yelin diyor. Sonra diyor ki ya sen malın diyor bir yel kadar kıymeti varmış. Ne yapayım malın diyor, evet. Sana kalsın diyor falan. Yani bildiğimiz bir hikaye. Aslında tuvalet nimeti hakikaten başlı başına özel bir nimet. Allah bizi şükredenlerden eylesin diyelim. Amin, amin. Teşekkür ederiz. Çok kıymetli izleyicilerimiz, yine vaktimizin sonuna geldik. Allah-u Teala şükürler olsun. Bizi yine sizinle buluşturdu. Bu akşam nimet ve nimetin şükrü üzerinde durduk. Hocam konuyu gerçekten hepimizin anlayacağı bir seviyede, güzel bir şekilde izah etti. Allah-u Teala bize şükrü unutturmasın. Her sahip olduğumuz nimetin bir değişik şükür çeşidi var dedi hocamız. Bize o çeşitleriyle şükredebilmeyi nasip eylesin. Neslimizi de, geleceğimizi de, ülkemizi de her türlü beladan, yoksulluktan, mağduriyetlerden muhafaza eylesin. Biz gerçekten Müslümanların göz bebeği bir ülkeyiz. Bütün İslam ülkelerinin gözü bizde. Dolayısıyla bizim varlığımızın daim olması, ülkemizin güçlü olması bu noktada çok önemli. Allah-u Teala bizi tekrar yarın akşamki sohbetimizde bir araya gelmemizi nasip eylesin. Amin. Bu akşamki programımızın icrasında bizleri sizlere buluşturan program yapımcılarımıza teşekkür ediyoruz. Siz bize zaman ayırdığınız için siz değerli izleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Geceniz mübarek olsun diyoruz. Allah'a emanet olun efendim.